Haber açarken özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki fırtınadan ve ne yazık ki aldığı canlardan bahsettim size. İşte o Lodos 7 can aldı dedik. Ölümlerin çoğu binaların tepesindeki çatıların yere düşmesi sonucu yaşandı. Tabi saniyelerle ölümden kurtulan ya da faciaları yaralı atlatanlar da vardı. Çektim vallahi çektim. Abi burada ara. Ya kim? Abi burada ara. O yere var ha. Aha gitti. Eyvah eyvah. Anne ve oğlu kaldırımda yürüyordu. Felaket tam da tepeden üstlerine düştü. Şiddetli lodos neredeyse İstanbul'da sağlam çatı bırakmadı. Kağıthane'de bir binanın çatısı sokağa uçtu. O sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Ali Gülay Süleymanoğlu'yla 33 yaşındaki oğlu Erkan Onur çatının altında kaldı. Bir yaya da son anda kurtuldu. Anne ve oğlun yardımına önce esnaf koştu. Arkadaşla beraber kaldırdık biz tahtaları. Teyzenin bacakları kırıktı, oğlunun da kolu kırıktı. Yaralı anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi. Avcılarda ise bir kadın hayatını sadece birkaç saniyeyle kurtardı. Sultan Gazi'de bu anneli kızı da faciayı kıl payı atlatanlardandı. Uçan çatıdan kopan parçalar sokaktaki bir aracın üzerine düştü. Bağcılar'da da benzer bir kurtuluş anı yaşandı. Öğrenciler ve anneleri sokakta yürüyordu. Önce gürültüyü duydular. Yukarı doğru baktıklarında devasa bir çatı parçasının kendilerine doğru geldiğini gördüler ve hemen kaçtılar. Hem öğrencilerle anneleri hem de yolun karşısındaki kaldırımda duran biri ölümden son anda kurtuldu. Çatı parçasının üzerine düştüğü 3 otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Silivri'de lodos felaketini sosyal medya hesabından canlı yayımlayan bir kullanıcı ise dikkat çeken bir görüntü kaydetti. Kaç, 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 kaç. Kaç, yukarı çık, yukarı çık hemen. Hemen yukarı çık. Kimin çatısı yıkıldı? Arnavutköy'de lodosun uçurduğu bir binanın çatısı yol kenarında park halindeki ve trafikteki araçların üzerine işte böyle düştü. Çektim bak. Çektim vallahi çektim bak. İki telli bir fabrikanın çatısı adeta kağıt gibi soyuldu. Kopan çatı parçaları yola uçtu. Küçükçekmece'de kaydedilen görüntülerse lodosun şiddetini gözler önüne sermeye yetti. Rüzgarın bastırdığı sırada şantiyede çalışan işçiler canlarını kurtarmak için bir binaya sığındı. Onların sığındığı bölgede ise adeta kıyamet kopuyordu. Devasa bir çatı parçasının uçuşunu işte böyle kaydettiler. Bir başka şantiyede ise büyük tehlike atlatan inşaat işçileri uçmamak için duvarın arkasına sığındı. Ama şiddetli lodos işçilerin üzerinde çalıştığı iskele ve tuğlaları uçurdu